İnternet kanama üst patın bölgede. Embolizasyonla kanamayı durduralım mı hocam? Evet, metal coil kullanacağız. Tamam, coil takıyoruz. Nabız alamıyorum, hasta fibrilasyona girdi. Damarda pıhtılaşma olabilir. Defibratör, hemen! Çekilin. Acil 150 joule. Çekilin. Ben çok üşüyorum yavrum. Deniz sıcak. Gitmem lazım benim. Hayır, hayır. Deniz sıcak. Hayır, aklın gitmeyeceksin ya. Gitmeyeceksin. Nasıl durduracaksın beni? Gözlerimin içine bak Hakkün. Kanman için bir sebebin olduğunu hatırla. Gitmek istemiyorum da. Yeter, 200 yıl çekilin. Sebebi benim. Gidemezsin. Gitmeni istemiyorum. Beni seviyorsan dön bana. Hocam ritim döndü, nabız aldık. Tansiyon 15. Hasta geri geldi hocam. Devam edelim. Eski hayatımı vaat ettiler bana Yağmur. Çok da kolayıma geldi. O tarafı seçtim. Orayı tercih ettim. Bile isteği arkasından iş çevirdim ben savcımın. İhanet ettim. Çiçekleri sormuştun değil mi? Bizim camianın karanlık simalarından bu çiçekler beni kabul ettiler. Tekrar bağırlarına bastılar. Şimdi anlatabildim mi sana niye affedilemeyeceğim Yağmur? Madem bu kadar eminsin yaptıklarından, niye babamı kurtardın o zaman? Niye kendini bu kadar yaraladın? Elini üstümden çeksin diye. Elini üstümden çeksin. Artık aramızda bir borçlu harçlı meselesi olmasın diye. Kendimi düşündüğüm için yani aslında yine. Tokalaşmak gibi düşün, ödeşmek gibi düşün sen bunu. Artık ödeştik. Bu yol benim yolum. Sana söyleyeceğim son şey, git. Arkana bile dönüp bakma bence. Git. Ayaklarına vurarak kaç. Hadi. Söyle Münir. Akgün teklifimize sıcak bakıyor Ali Sadi Bey. Yalnız bir maruzatı var. Kendi aktarsın size. Dinliyorum. Ali Sadi Bey, isteğim şu. Burada herhangi bir şey olacaksa önceden benim haberim olsun. Çünkü savcı benden nefret ediyor. Biliyorsunuz onunla şahsi bir husumetim var benim. O yüzden eğer savcıya bir şey olacaksa faili ben olacağım. Bunun için eğer savcı ile ilgili bir tasarrufunuz varsa ertelemeniz gerekecek. Ne yapılması gerekiyorsa zamanı gelince ben yapacağım. Buyurun Ali Sadi Bey. Hakkün'e emanetimizi ver. Hayırlı olsun. Tabii efendim. Düşündüğü bir şey mi? Evet. Babanın silahı. Bundan sonra bu bölge senindir Hakkün. Ahmet ve buradaki adamlar da senin emrinde olacak. Hayırlı olsun.
Şöyle kafanı bir çevir. Bir bak karanlığa. Orada ben varım. Bu topal Ahmet'i de babam mı verdi senin yanına? Bundan sonra bizimle. Babanın tek şartı. Adamlar da babamın adamları. Soner. Daha fazla kurcalama. Anlaşıldı, el sıkışıldı. Bundan sonra önümüze bakalım. İleriye bakalım, yol alalım. Sen neyi kabul ettiğinin farkında mısın peki? Ben değilim. Baban benim teklifimi kabul etti. Sen benim yanımda mısın, değil misin? Onu de. Ben şimdi sana abimi çekeceğim. Soner Bey, Akgün Taşkın soyadıyla babasının işlerini devralıyor. Camiada bunu talep etti babanızdan. Babanız sizin de biat etmenizi istiyor. Biat edeceğim. Ben. Biz ikimiz yan yana yürüyoruz oğlum. Ne biat? Az üst olarak düşünme. Bu durum geçici. Geçici derken? Geçici. Sen beni dinle. Ufak bir işim var. Bunu halledene kadar böyle. Biat etmeyeceksin bana. Gel beraber yürüyelim. Yanımda ol. Usulen ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Bugün burada Akgün Gökalp Taşkın'a sadakatimizi sunacağız. Bu bir gün olacaktı Akgün. Kısmet bugüneymiş. Suite yerleşmiş savcım. Buyurun, kime geldin? Çekil lan ömrüm. Ben sen hastanede buradan gideceksin dedim diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Ne yapıyorsunuz siz burada? Hayırdır, film mi çevriliyor? Ne oluyor? Arama izniniz var mı sayın? Sen sus lan soytarı. Seninle konuşmuyorum. Bak biz konuşuyoruz. Şu mahkemedeki şovunla ilgili ayrıca konuşacağım. Buyurun savcım. Bizlik bir şey varsa hemen işlem uygulayabilirsiniz üzerimizde. Boynumuz kıldan incedir devletimize karşı. Buyurun. Arayın her yeri. Her yeri. Bütün döşemelere, bütün deliklere, her şeye bakın. Biz ne konuştuk oğlum hastanede seninle? Benlik herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksın dedim. Sen beni anlamadın galiba. Bak oğlum, benim hastanede konuştuğum adamla burada karşımda duran bu mafya bozuntusu adam aynı adam değil. Buralardan gideceksin. Terki diyar edeceksin. Uzaklaşacaksın. Yok olacaksın. Benim üzerime düşen her şeyi yaptım. Tamam. Ailenle arama mesafe koydum, sınırımı çizdim. Kızına da olan biten her şeyi anlattım. Bilmediği hiçbir şey yok. O yandan yani kafan rahat olsun. Benimki rahat. Herhangi bir soru işaretimiz yok. O tarafı hallettik. Sana borçluydum zaten. Borcun da ödendi. Hayatını kurtardık. Tamam, oldu bitti. Ödeşildi yani, anlatabiliyor muyum? Ödeşildi ne lan? Ödeşildi. Ödeşildi ne oğlum? Ödeşildi ne? Bana bak, laf oyunu yapma bana. Bana laf oyunu yapma sahtekar herif. Senin buraya niye geldiğin başından beri belli. Ben şu an çözüyorum. Kurmuşsun tezgahını, parayı da bulmuşsun. Ortamını yapmışsın, sen yolunu kovalıyorsun. Babamızın namına, mirasına da mı sahip çıkmayalım? Vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş ya. Oğlum tekneye gelmiyorsunuz, ne kadar çağırdım. Gel, 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 mekanı gör. Nasıl? Evleniyor muyuz? Hadi bakalım. Fotoğrafı takılabilirsiniz abi. Akgün, şuna bir bak. Sesleniyorum. Niye? Orada öyle. Ben geldim buralara çöktüm demekle. Ha?
Raconu ben kestim demekle olmaz. İzmir'e gel kardeşim. Benim adım Ferhat Yaz. Ben seni tanımam. Sayın Halil Sadi Sancaktar arkana alıp konuşmakla olmaz. Akgün Gökhan. Alo. Duydun mu lan beni? Gel beni bul. El elden üstündür oğlum. El elden üstündür. Akıllı. Ne şimdi bu? Adam video çekmiş. Sana meydan okuyor. Halil Sadi Bey bununla ilgilenmeni istedi. Ne yapayım? Bir videoda ben mi çekeyim? Yani diyor ki bu adamı, bu arkadaşı uyar. Niye? Savcı peşimdeyken niye böyle bir şey yapayım? Kendini göstermezsen sana saygı duymazlar. Dolayısıyla da Halil Sadi Bey'e de. O zaman Halil Sadi Bey'e söyle. Akgün kendi yöntemleriyle halledecekmiş bunu da. Tek başıma gideceğim. Olmaz öyle şey. Siz demediniz mi bana? Bu insanların sana saygı duyması lazım diye siz demediniz mi? E tamam, tek başıma gitmezsem, yani bir orduyla gidersem daha korkak görünmez miyim? Hayır efendim, görünmezsin. Aksine güçlü olduğunu gösterirsin. Bak, bu adam seni videoyla tehdit etti, tehdit. Bak, ya işler orada kızışırsa, ha? O zaman ne olacak? Kızışmayacak. Alo. Sen ne halt ediyorsun lan? Çıkın dışarı. Kim? Dışarı çık. Ben ne yaptığımı biliyorum. Tamam söyle. Ben de öğreneyim ne yaptığını. Baba. Alemde sana değer veren insanlar var. Mirasının bana kalmasını gerektiğini düşünen insanlar var. Ne diyorsun lan sen? Ne mirasından bahsediyorsun? Ben seni o mirastan uzak tutmak için bütün bunlara katlanıyorum. Akgün, bana doğruyu söyle. Halil Sadi seni tehdit mi etti? He? Başka yol bırakmadı mı sana? Mecbur mu etti? Bak hallederiz. Savcıyla konuşuruz. Savcı deme bana. Bana savcı deme baba. Bitti gitti. Savcıyla bütün işim bitti. Artık bundan sonra savcı yok. Bana musallat etme bir daha odamı. Tamam mı? Beni de bir daha arama. Yaşadığın öğrenilirse ikimiz için de son olur baba. Selametle. Mevzuya gelelim mi? Şimdi bize bir hakaret edildi. Buna büyüklerimiz alınmış olsalar gerek ki beni buraya yolladılar. Ben de bir tek kendimden mesul değilim. Halil Sadi Bey'in ricasıyla geçtik oturduk o koltuğa. Babamızın namıyla. Şimdi tutuyor sosyal medya fenomeninin bir tanesi. Bir video çekiyor. Çirkin sözler sarf ediyor. Biz de tabii sevenlerimiz tarafından güvensizliğe uğruyoruz yani. Bu insanlar bana güveniyor dayı. O yüzden bu insanların güvenini boşa çıkartmamam lazım benim. Mesele bu. Yani Ferhat kardeş, sen bir tek bana küfretmiyorsun. Sen Halil Sadi'ye de küfrediyorsun. Selçuk Taşkın'ın mezarı üzerine de küfrediyorsun. O yüzden özrünü dile. Bu mevzu burada kapansın. Ahbap olalım sizinle. Şimdi mevzu özür değil. Daha derinde. Ferhat yeğenimiz savcıya Halil Bey'in talimatıyla eylem yaptıran yeğenimizdir. Savcı. Ne diyorsun sen dayı? Sen de oradaymışsın. Görmüşler seni. Ne görmüşler? Savcının hayatını kurtarmışsın diyoruz. Var mı izah Akgün Gökalp?
Bakın savcı mevzusu karışık. Bizim onunla bir mesaimiz oldu. Onun yanındayken ben Halil Sadi'ye çalıştım. Savcının operasyonlarını çökerttim. Bu da bilinir zaten. Savcı da beni tutuklatmak istedi. Camianın buna izni olmadı. O yüzden de dışarıdayım. Benim şahsi husumetimin olduğu bir adam yani. Savcı, Selim Kara. O zaman niye önüne geçtin? Allah Allah, ben atlamadım aslında önüne ya. Sen orada mıydın? Yani husumetim var diyorsun. Husumetim var kendisiyle. Benim orada bulunma sebebim beni takip ediyor oluşu. Beni takip etti, tehdit etti. Yakaladı yani beni orada. O arada bir hengamede kazayla oldu yani. Ben atlamadım önüne. Niye atlayayım? Niye böyle bir şey yapayım? Savcı Halil Bey ifadeye çağırtmış. Burada üzerimize yürüyor. Savcının ölüm fermanı çıktı. Ama dokunması zor. Ağalar, siz benden ne istiyorsunuz? Tam olarak anlayamadım. Halil Sadi Bey zamanı geldiğinde savcı için Akgün Gökalp size ön ayak olur diye garanti verdi bize. Ön ayak derken? Savcının katline. Ne oldu? Sen bir gerildin koç. Yüz yüzeyken sen bize bir söylesen de biz bir sevinsek. Sonra yeğenimiz senden özür diler. Biz de hiçbir şey olmamış gibi ufak ufak gideriz. Şimdi şöyle, savcı benim hasmımdır. Bu herkes tarafından bilinir zaten. Söyle bitsin lan işte. Ne söyleyeyim lan? Ne söyleyeyim lan? Savcının ölümü benim elimden olacak mı diyeyim size? Ha? Ben yapacağım mı diyeyim? Tamam diyeyim. Savcıyı ben öldüreceğim. Savcının ölümü benim elimden olacak. Savcının nefesi bir gün kesilecekse aha bu eller kesecek. Benim ellerim kesecek savcının nefesini, oldu mu? Eğer zamanı gelir de savcının işinin bitmesi gerekirse ben bitireceğim ya işini. İstediğiniz oldu mu? Dile lan özrünü şimdi. Biz alacağımızı aldık. Ne aldın? Yol al. Yeğenim, özür dile. Ne aldın lan? Dileyim mi? Dile. Al sana özür. İndir şunu Ferhat. Ferhat sakin. Bu mu lan senin delikanlılığı? Sıksana. Sen kimsin lan? Adam mısın? Babası muhbir. Babama deriz odanın diline. Boğazından söker alırım. Ferhat sakin. Sakin kardeş. Konuş lan şimdi. Konuş lan öt. Biraz önce çok güzel konuşuyordun. Baban maban. Hı? Konuşsana lan! Konuşsana lan! Konuş! Neredesin? Daha yakaladım, daha yakaladım. Hah! Burası. Akgün nerede, nerede mekanda? Akgün kardeş. Konuşsana lan! Akgün kardeş, sakin. Akgün? Benim adım Akgün Gökalp Taşkın lan! Benim adım Akgün Gökalp Taşkın lan! Akgün Gökalp Taşkın! Selçuk Taşkın'ın oğlu Akgün Gökalp Taşkın. Bu ismi bilin. Bir dahaki gelmeme tavana sıkmam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.